Kanal Doğedo'dan tüm oyun severlere merhaba. Bir podcast içeriğimize daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dün çıkan ve Game Pass'a e ilk günden eklenen ünlü JRPG oyunu Persona 3 Reload. Kanalımızı yakından takip ediyorsanız bu tür yabancı olduğumu biliyorsunuzdur. O nedenle bugün bana destek için konusunda uzman diyebileceğim Rafet hocamı konuk olarak davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni öncelikle konuk aldığınız için. Ee, bu tarz konuşmalara, sohbetlere biraz yabancıyım. Kusura bakmayın. Hani elimden demek. geldiğince destek vermeye çalışacağım. Çok çok yüzden... çok mutluyum yani sizi davet ettiğim için. Aslında ben mutluyum. Teşekkür Be ederim. Benim açıklarımı kapatacaksınız bir yandan da <laughs> Ya şöyle diyeyim hani Pek şey değilim hani bu olaya alışık değilim. Belki sizin sayenizde ben de JRPG oynamaya başlarım diye ümit ediyorum. <laughs> ve belki e, bu açıdan da izleyen izleyicilerimiz varsa onlara da belki bir yararı olabilir. Yani bugün sadece per Persona 3 Reload değil aynı zamanda anime ve JRPG ile ilgili genel bir takım konulara da değineceğiz. O nedenle podcast kelimesini kullanmayı tercih ettim. Ama tabii ki Reload oyunu ile ilgili de konuşacağız. Öncelikle e, sizi e, kısaca tanıyalım. Eee şöyle biraz bahsedebilir misiniz kendinizden? Tabii ki. E, Rafet Kaan Moral tam ismim. E, İstanbul'dan katılıyorum yayınımıza. <laughs> e, animeinceleme.com diye bir sitemiz var. Arkadaşlar da sağ olsun katkı veriyorlar. Hani kendi çapımızda amatörce bir anime sitesi. Bu sitenin oluşumu da şu şekilde. E, bundan 2007 yılında Macera Ruhu Net diye bu sefer macera oyunları üzerine bir sitemiz vardı. İşte bu macera oyunu de point and click tarzı. Yine Türkiye'de özellikle yabancı dil bariyerinden dolayı çok sık oynanmayan bir tür olduğu için Bu tarz türü seven insanların buluştuğu bir platform oluşturmuştuk. İncelemeler yazıyor, tam çözümler üretmeye çalışıyor, makaleler, üzerine konuşuyorduk. Ben o arada anime izlemeye başladım. Ya da daha doğrusu şöyle Sinek TV vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? Digiturk platformunda bir kanal. Orada anime yayınlanıyor. Zaten eskiden Show TV, Kanal D'de falan hani Şeker Kız Kendidir, e, Slam Dunk animedir, Tsubasa falan yayınlanıyordu. O arada da orada güzel animeler yayınlanıyor. Onları izliyorum. Hatta bu tarz 3 kişi katılıyordu. İsimlerini hatırlamıyorum kusura bakmasınlar. Animeler üzerine falan konuşuyorlar. Samurai Champloo diye bir anime. Son bölümü yayınlanmadı. Neden bilmiyorum. Ve o zamanlar internet de daha yeni adısa ADSL internet daha VDSL bile değil. ADSL internet yeni daha yaygınlanmaya, yay, 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 yaygınlaşmaya başlamış. Tesadüfen buldum interneti. Sonra fark ettim ki internette animeler var. <laughs> Onu izleyeyim, bunu izleyeyim derken bizim site sahibine de dedim ya bir anime köşesi mi açsak? Ben yani izliyorum, biliyorum. Tamam dedi, açalım dedi derken 6 ay site kapandı. Ne yapayım dedim ben bir sürü yazı yazmışım anime yazısı. Anime incelemeyi kurdum bu vesileyle. Hani maksat yazılarım kaybolup gitmesin, bir yerde yayınlansın derken 2009'da tam haline getirdim anime incelemeyi. 2009'dan bu yana tek başıma başladım. Kardeşlerim sağ olsun birkaç yazı yazdılar. Başka arkadaşlar var bahsettiğimiz gibi Levent arkadaşımız var hı hı. sağ olsun çok katkı yapıyor. Hatta benden bile fazla yazabiliyor bu sıralar diyebilirim. Ben vakit bulamıyorum o yazıyor. Güzel de yazar ellerine sağlık bu şekilde başka yazar arkadaşlarımız geldiler gittiler hani amatörce insanların içini hem içini dökmek istediği bir site olsun hem de bu şekil hani bir ansiklopedi gibi yazılı işte şu animenin konusu şu teması şu tarzı şu bir platform olsun istedim. O şekilde de hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. E, sitenizi inceledim. E, gayet de güzel yani tasarımı falan e, gayet profesyonel güzel bir görüntüsü var. E... Ben... <laughs> Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Hani en son hali bu. Aslında daha değiştirmeyi, daha güzelleştirmeyi düşünüyorum da Hı -hı. vakit bulamadığım için hani en azından yazıları ihmal etmeyelim, yazı evet. ekleyelim diyorum. Öyle kaldı. Evet. Bu arada e, Level dergisine de yazılar yazmaktayım oyun incelemeleri. O da bir yandan devam ediyor. Varsa alan arkadaşları takip edenler belki tanır. Hani oyun, anime, hobi olaraktan sevdiğimiz için Hı -hı. devam ediyoruz yazmaya. Yazana kadar da. Eller tutmayana kadar da yazacağız herhalde. <laughs> evet, evet. Tabii bu e, sektör biraz hep hobi olarak yaptığımız için işte hep zaman evet. bulabilirsek kelimesini sonuna ekliyoruz. Ben de sık sık kullanıyorum. Ee, evet maalesef Maalesef evet. öyle yani. Gönül isterdi ki tek işimiz bu olsun. Çünkü hani en keyif aldığımız işler bunlar açıkçası. Muhakkak sizin de evet, öyledir. Evet. Evet çok doğru. Hatta küçüklüğümden bu yana bir yazar bir senarist olma hayalimiz vardı ama. Hmm. Hayat bizi başka koşullara itti <laughs> ama sevdiğimiz işi de asla bırakmadık. Evet evet çok güzel. Ee, peki bu şey e, anime konusunda daha doğrusu sitenize ilgi ne boyutta e, geri dönüş alıyor biliyor musunuz? Hani okuyuculardan. E... Şöyle aslında ilk girişte baktığınızda şu son zamanlar son Hı -hı. yıllarda yani herhangi bir yorum vesaire nedense insanlar artık yapmıyor yorumda bulunmuyor. Eskiden çok daha sık yorumlar Hı -hı. olurdu bir, bir başlığı altında tartışmalar olurdu hayır sana katılmıyorum hayır şu şöyle orada anlatılmak istenen bu falan bu insanlar ne oldu bilmiyorum kayboldular hani büyüdüler mi diyeyim başka kulvarlara mı gittiler kaydılar diyeyim ama tıklamalarımız gayet iyi hı hı. gayet güzel hani e, ilgi bakımından hiçbir eksiğimiz olmadı hı hı. ama sadece insanlar etkileşimde nedense yorumda bulunmakta çekiniyor bunda tahmini herhalde artık internette platformda Platform, videolu biraz daha işte evet. evet, o tarafa kaydılar büyük ihtimalle. işte bizim gibi insanlar da artık yaşlılar mı diyeyim. Estağfurullah. büyük. Yorum yapmadan kayboluyorlar. eh, eh öyle oluyor. Yani şey herhalde artık sosyal platforma kaydı birçok kişi. Evet. Yani web sayfasında yorum yapma olayı eskiden çok popülerdi. Evet. Ben de sürekli bir yerlere yazardım ederdim. <laughs> gerek müzik gerek oyun açısından. Yorum bile açmayı düşündüm bu yüzden hani yorumlar <laughs> altında yazı altında birikmesin diye. Ama ufak ufak kesildi kesildi derken evet, evet. zaten şu an orada son yorumlar kısmı var. Bakarsanız tek <laughs> tük yorumlar hani öyle evet. bir. Tartışma alanı bir ilgi alanı kalmadı ama tıklamalarımız yerinde. O, o, Orada bir e, sıkıntı yok. Yani ok, ok, okuma var ama etkileşim azaldı diyorsunuz yani. Aynı, evet. aynı şekilde, evet. Tabi e, bu işin tabi okuma dışında bir de e, izleme kısmı var yani e, ve gördüğüm kadarıyla dünyada da bir genel artış var sanki ve evet. e, birçok anime dizi haline dönüşmeye başladı. Bunun sayesinde de millet bence herhalde geriye dönüp orijinali neymiş diye bakmaya e, başladı gibi. Yani şimdi mesela ben yani 40 yıl düşünsem One Piece gibi bir şeyi izleyeceğim aklıma gelmezdi. E, Netflix'te mesela dizisine bayıldım. E, merak edip evet. hani bakmak isterim açıkçası bunun orijinali nasılmış diye. Evet. Ben de çok merak ediyorum One Piece'i ama galiba 1091 bölüm yayınlanmış şu ana kadar. Of. O beni <laughs> çok korkutuyor. Evet, Çünkü o, şu sıralar hani 24 bölümlük bir animeyi bile bitirmem İki hafta, üç hafta, bir ay sürerken bin bölümün altından kalkamayacağımı düşünüyorum. Ama oyunları olsun ya da işte dediğiniz gibi Netflix'te yayınlanan live action dizisi olsun hı hı. takipteyimdir. Karakterleri tanıyorum, az buçuk olayı biliyorum. Ama daha bir bölüm animesini izlemişliğim yok, gözüm evet, korktuğu evet. için o. Yani isterse... Ulaşırsın, çok sığaçık Evet. Şimdi oyunda da öyle. Bazı oyunlar o kadar büyük ki elini at atamıyor insan. Biliyorsunuz iyi olduğunu ama ya bu kadar saat ayırabileceğim mi acaba diye bir kenarda duruyor. Mesela evet. hani bu geçtiğimiz sene evet. çıkan Baldur's Gate 3 örneğin hani e, çok büyük bir oyun hakikaten. E, yakın arkadaşım Serdar mesela bir türlü başlayamıyor aynı sebepten dolayı bilmiyorum siz ya, onlara ilginiz var mı? Küçük vaktiyle alıyoruz oyunları. Aa Hı -hı. indirim'e girmiş, alıp evet, oynarım evet. falan. Aylar geçiyor aradan, PlayStation'da ücretsiz oluyor, fiyatı düşüyor, o oyun hala kütüphanede duruyor. Evet, evet. Yani bir de oynayabilsek onları. O kadar çok oyun var ki, köşede trans stokladığımız. Evet, Hep evet, bir, bir de işte Steam fiyat evet. artışı falan derken fazla stok yaptık sanki. Aynen. Aynen. Şu sıralar yine konumuz olan CRPG tarzı bir oyun oynuyorum Hı -hı. ben, Like a Dragon, yakuza Evet. Bilmiyorum, evet. duydum. Tabii Şu sıralar. Hani sosyal medyada bayağı var son oyunu. Bayağı popüler. Evet. Satış rakamları da iyi herhalde. Geçen kendi sitesi paylaşmış. Popüler bir haftada bir milyon ünite sattık. Hı hı. Ama ne hikmet Türkiye'de hala ya bu oyun ne? Bu ne? GTA çakması. Kuşbuna <laughs> bak, <GTA gülüyor> bak. Ama adamlar nasıl bir kafada olduğunu bilmiyor ki o oyunların. Çok acayip bir içeriği var. Sırf oyun için işten al, izin almayı bile düşündüm. Hani dedim. <laughs> Cuma günü oyun çıkıyordu. İşten izin alayım. Rahat rahat oynayayım. Eşim izin vermedi. Evet. Hafta İki günde 21 saat oynamışım. Oo bayağı. Yani nasıl ber o, o, o da başarılı. Bu şey değil mi? Infinity Vault ve, oynadınız. Aynen. <laughs> evet Infinity Vault ve deseniz ki nereye kadar geldiniz? Oyunun başındayım da. <laughs> Sağa de. koş, sola koş, şu görevi yap, yan görev, Hı -hı. onu et, bilmem ne, işte dövüşlere katıl, yarışlara katıl, fotoğraf çek falan derken daha yani ikinci bölümdeyim. Devasa içerik var onda da. Ama e, güzel yanı eğlenceli ve oyun hani şey e, kendini iyi. ciddiye almadığını da hani belli ediyor o açıdan evet. da güzel tonu belli öyle, amacı belli öyle bir şekilde hem ciddi bir konusu var ama içeriği de çok uçuk hı hı. yani ne ararsanız var gerçek insanlarla Pokemon dövüşü yaptırabiliyorsunuz hı hı. bu kabarık kulüpler var hani Japonya'da çok meşhurdur ee, adamlar gider kadınlar karşılar beraber otururlar içki içerler parayı dökerler çıkarlar hı hı. o tarz Varlar var oyunda ve gerçek insanlar kullanılmış. Ekran birden live action'a dönüyor, hoş geldiniz diyor birisi seni karşılıyor. Ya da çıkıyorsunuz işin içinden, başka bir oyuna geçiyorsunuz. E, telefondan çok affedersiniz kız düşürmeye çalışıyorsunuz. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Neyse. Potayı açtığınızda belirli işlemleri başardığınızda kızla buluşmaya gidiyorsunuz. Adam çıkıyor falan böyle. Hani dediğim gibi kendi içinde çok saçmalayıp da çok zevkli olup da ve bir o kadar da ciddi bir hikayesi olup sonunda sizi hüzünlendirebilen bilmiyorum başka bir oyun var mı? Şey der bana zaten e, Levent de der. Yakuza'nın Türkiye şubesisin sen der buna. <laughs> Yani dediğim gibi herkes Yakuza oynasın. Herkes bu arada eski adı Yakuza, yeni adı Like A Dragon şimdi. Evet. Japonya'da zaten Like A Dragon diye biliniyordu da onu Batı'da da değiştirdiler. Ee, Yakuza yok artık yani, Like A Dragon diye geçiyor. Hani isterim ki herkes oynasın, herkes bir görsün, herkes tatsın ama kim kime göstersek bu ne, GTA çak, böyledir böyledir diyoruz, e, canlı sağ olsun, bir bilseniz ne olduğunu. <laughs> Biraz yani sığ kafalı insanlar bunlar e, açıkçası. Biraz şans vermeleri, biraz daha açık ya. gözle bakmaları gerekiyor. Hı -hı. Aynen, aynen öyle. Dediğim evet. gibi Persona 3 Reload da aynen o tarz bir oyundur. JRPG tarzında. Hı -hı. Zaten en önemli özelliği konuştuğumuz gibi sıra tabanlı dövüşleri olmasıdır. Ben sıra tabanlı dövüşlü oyunları nedense çok severim. Hı -hı. Orada bir strateji kurarsın. İşte zayıf noktaları vardır düşmanın. Bir karakterinin ateş gücü güçlüdür. Bir karakterinin şimşek atıyordur. Bir karakterin sağlıkçıdır. işte onu ayarlarsın, onu güç verirsin, ona saltıttırırsın. Bu şekilde daha plan program yaptığın için daha bir hoşuma gidiyor. Tabii Ve persona da sadece dediğim gibi hani belirli bir hikayeyi takip etmiyorsun. Okula gidiyorsun, insanlarla ilişki kuruyorsun. Kız arkadaş ediniyorsun. Diğer arkadaşlarınla aranı geliştirip yeni yan hikayeler açabiliyorsun. Yani o denli geniş bir deniz gibi bu neredeyse bütün CRPcilerde böyledir. Evet. Sadece amaç hani normal bildiğimiz CRPcilerdeki gibi işte karakterin yap dövüş seviye atla, ilerle 3-5 yan hikaye yap değil. Yani siz o karakteri yaşıyorsunuz, siz o karakteri okula götürüyorsunuz, persona oyunları öyledir, sınavlara giriyorsunuz, mesela ders dinliyorsunuz, 3-5 gün sonra sınavı oluyor soruyor size neydi? Ha, Bilemezseniz. Aynen. Bilemezseniz az puan alıyorsunuz. Bilirseniz daha çok puan alıp karakterinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Daha zeki oluyor. Hı hı. Kızların size karşı ilgisi değişiyor. Diğer karakter erkek karakterler sizi kıskanıyor. Ve bunlar hepsi yan ürün. Bir yandan da ana hikayeyi takip ediyoruz. Evet, evet. İşte bir başka bir boyut vardır. Personeller vardır. Dövüşürsünüz falan. Bu oyunun %40'lık kısmı diyelim. %60'ı İnsan ilişkileri üzerine kuruludur Persona. Hı hı. Ee, şey peki bu eee tabii Persona'nın kaç oyunu var? Toplamda 5 mi yoksa ara oyunlar da var mı? Şöyle e, kronolojik gidersek Persona 1, hı hı. 2, 2'den 2 tane var. Hı hı. Bunlar PlayStation 1 için çıkmıştı. Hı hı. Açıkçası bunları ben de oynamadım. PlayStation bir bayağı bir eski bunlar. Ve tarz olarak da daha karanlık bir seriler. Yani bu anlattığım etkileşimdir, okuldur, aktivitelerdir bu oyunlarda yok. PlayStation 2 döneminde çıkan Persona 3 ve 4 tam olarak bu tarz. Böyle bir kabuktan çıkma, bir bakkalaşım söz konusu. İşte liseli karakterler var, lisede karakterlerin güçleri var. Okula gidiyorlar, okulun altında bir zindan oluşuyor. Geceleri dövüşüyorlar ee, derken... Asıl patlama zaten Persona 5 ile oluyor. Acayip seviliyor. Yani evet, bir yine anlamda. aynı şey. plan o. Hı -hı. O kadar ön plana çıktı ki yan oyunları yapıldı. Strikers Persona 5 Strikers çıktı. Daha dövüşe yöneliği çıktı. Persona 5 Tactics miydi? Yanlış olmasın. O tarz bir Taktik yan oyun çıktı. Taktik ama öyle bir şey var galiba. Evet. galiba sanırım. Öyle şeyler çıktı. Hı -hı. Yani bayağı bir popülaritesi patlayınca tabii yapımcılar da, özellikle Sega bu işleri sever yayıncı. Doğal olarak eskileri şimdi remekleyelim ekleyelim daha evet, biraz evet. daha ön plana çıkaralım para da kazanırız derdine düştü ki iyi de oldu Persona 3 bayağı severim benim de ilk göz ağrımdır zaten evet. o mavi saçlı çocuk elinde cepte hı -hı, gezer böyle hı -hı. bir değişik cool bir havası vardır <laughs> müzikleri de bayağı güzeldir evet. yani iple çekiyorum ben de. Daha başlayamadım. İnşallah en kısa zamanda başlayacağım ona da. Like a Dragon'dan sonra belki. Evet, ikinci sıra almış da. Şey, Persona ilk iki oyun çok farklı olduğunu söylemiştiniz. O zaman hani Persona evet. 3'ü bir nevi iyi bir başlangıç noktası olarak kabul edebilir evet. miyiz? Evet. Persona 3 şöyle bir reboot tarzında Hı -hı. bir yaklaşıma sokabiliriz. Çünkü ben ilk, ilk iki oyunu oynamadım ama araştırdım ettim. Daha karanlık, daha ciddi bir havası var. Tom, Tom. Üçüncü, dördüncü oyun daha böyle anime vari bir tarza dönüşüyor. Zaten Persona 3'ün dört bölümlük bir anime film serisi de var. Hı hı. Hani oyunu oynayamayanlar, oynamak istemeyenler ya da merak edenler doğrudan gidip serisini de izleyebilir. Persona 4'ün bir serisi çıktı. Bağımsız tavsiye etmediğim Persona Trinity Soul diye bir anime serisi var. Kötüydü o açıkçası. Yani şey çok hani animesi var, oyunu var, seç beğen al gibi bir şey oldu. Bu arada bu Persona aslında Shin Megami Tensei diye bir evrene ait. Ya şöyle evren derken hani açıkçası resmi her bütün karakterler aynı evrende geçmiyor ama konsept aynı. Mesela e, Persona'da kullandığımız yaratıklar var. Hani Persona dediğimiz her karakterin bir personası var. İşte bir alter ego gibi bir e, ikinci ruh hali gibi mi diyeyim, nasıl diyeyim? Sadece bizim ana karakter farklı personalar kullanabiliyordu. Hı hı. Diğer karakterlerin personaları fixtir. İşte dediğim gibi bir tanesinin personası ateş atabiliyor, bir tanesi şak atabiliyor. Ama bizim persona, bizim pardon, bizim ana karakterimizin burada ana karakterimizin adı yok. Siz koyuyorsunuz adını. Ne koyarsanız o oluyor adı. Yani o yüzden sizin asıl o karakter siz oluyorsunuz. O karakterin çeşitli personaları var. Kullanabiliyor, bunları füzyon ettirebiliyor, daha geliştirebiliyor. Bir nevi biraz Pokemon gibi evrim geçittirebiliyor. Bu personeller bu oyunda Persona diye geçerken Devil Summoner diye bir oyunda bunlar Devil diye geçebiliyor mesela. Aynı personalar. Jack Frost diye bir meşhur bir karakter evet. vardı. Po evet. ee, popüler kültürde de var. İşte buzdan hı hı. bir, kardan adam şapkası var. Bu karakter başka bir Shin Megami Tensei oyunda da görebilirsiniz. Ya da Yomitsu Shikone diye bir e, cellat tarzı bir karakter var. Bu karakter Persona bir Persona başka bir oyunda mesela Digital Devil Saga diye bir seri de vardır. Burada da dijital bir canavardır. vardır evet. Aynı karakter ama tipi falan. Hikaye farklı, karakterler farklı. Bütün bu oyunların ortak noktası karakterlerin aynı aynı canavarların o oyunlarda bulunması. Hı, hı. Yani o yüzden bir nevi Shin Tensei evreni diye geçiyor atları zaten. Evet. Peki bu evrende başka bir oyun var mı? Geçen yani şeyle video oyunu olarak yoksa masa üstü falan mı oyunlar var? E, şöyle eee iki de portable oyunları da olduğunu gördüm. Hı, hı. Daha e, görsel roman tarzı oyunların olduğunu da gördüm. Ama bunlar açıkçası çok popüler değil. En popülerleri CRPG olanlar ve Persona serisi. Hı hı. Mesela Digital Devil Saga'yı da ben çok severim. Müthiş bir hikayesi hı hı. vardır. Dijital evrende hapsolmuş karakterler üzerine bir seridir o. Ya da e, Devil Survivor diye bir oyun vardır. Daha böyle bir geçmiş zamanda geçmekte yine bizim karakterimiz var bir e, liseli bir şeydir o. Dedektif tarzı bir karakter ama eski çağ Japonya'da geçmekte. Tek ortak özellikleri aynı düşmanlar, aynı yaratıklar, aynı canavarların bulunması. Ha bir de şöyle bir şey yapmışlardı. Persona 4'te yalan olmasın oradaki bir karakter Devil Survivor'daki karakterin torunuymuş. Hani aslında birbirleriyle bağlantılı olabilir diyebiliriz hani. Aynı evrende geçtiği kesinliği bir yok ama sanki aynı evrende geçiyor gibi de. Her oyununda zaten farklı bir hikayesi vardır. Ama birbirinden bağımsız ilerlemekte. Sadece bu karakterin niye ise o ana karakterin torununu o oyuna eklemişler. Şey peki hani cahil cahil yorum yapmayayım ama yani bu şey gibi olabilir yok, mi? Yok. Hani Japonların Dungeons and Dragons gibi bir dünyası mı bu? Yoksa sadece hani olabilir. Yani o kadar büyük mü yani onu demek? Ki... Olabilir. Evet, o kadar büyük bir evren yaratmışlar o oyunda Hı -hı. da. Değişik şeyler oluyor. Hani değişik konseptler, değişik hikayeler. Hı -hı. Yani gerçekten bambaşka bir evren Hı -hı. yaratmışlar ve anime gibi olmasının sebebi de sahneleri anime gibidir. Evet. Ara videoları anime gibidir. Oturup izliyorsunuz oynamadığınız zamanlar. Bunların masalüstü oyunu var mı? bilginiz var mı Japonya'da falan oynanıyor mu acaba? Aslına bakarsanız çok bir sürü şeyden bahsettiniz hani bunlar gayet uygun böyle zarla falan oynamaya. Masada işte oyunu var mı aslında bilmiyorum ama hani bu tarz oyunlar olabilirdi. Yani çok. Ama bir şöyle de bir şey var, var gibi. Japonlar bu tarz, bu tarz oyunlara düşkün değil. Adamlar hmm. de, teknolojiye, dijitale yön vermiş durumda. O yüzden Bir e, Japon Nintendo oynarken görürsünüz. Ya da onların paçinko makineleri çok meşhurdur. Hı hı. Böyle acayip yani bizim şey gibi hani e, makineleri olur ya çekerler otururlar. O tarz makineleri var. Paçinko makinesi diye. İzledim hatta baktım ne yapıyor diye. Üç tane tuşu var. Bir şeyler çıkıyor ekranda basıyor o tuşlara. Yani değişik değişik oyunlar oynuyorlar. O dükkanlar orada zaten 24 saat açıktır sabah 7'de gidin birileri var. Akşam 7'de gidin birileri var. Koca koca adamlar çocuklarla beraber <laughs> o oyunları oynuyorlar. Pachinko versiyonları mutlaka vardır. Ş Şöyle ki Metal Gear Solid'in bile paçinkosunu yapmışlar. Adam Aynen. bir şeylere basıyor. Snake ilerliyor. İşte bilmiyorum bir şeyleri çözemedim de. Denk getirmeye çalışıyor. Ekranda <laughs> sayılar çıkıyor. Hani hakikaten kumar makinesi gibi. Onu basıyor. Tutturunca Snake ilerliyor. Bir şeyler oluyor. O tarz şeyler bayağı popüler orada. Japonya zaten tamamen başka bir evren yani. Yani sanki dünyadan farklı bir şey. <laughs> evet. bölgeymiş Geçtiğimiz, gibi. Eylül ayında iki hafta tatil yapma fırsatı yakaladık ha, orada. Harika. Yani gerçekten bambaşka bir evren. Hani hem Hı -hı. insanıyla hem teknolojisiyle hem yaptıklarıyla hani o kadar farklılar ki herkesin elinde manga, herkesin elinde Nintendo Switch o Switch çok popüler orada onu gördüm. Evet. Hiçbir şey yapmıyorlar. Her yerde ya Switch oynuyorlar ya manga okuyorlar. Hani bunu sadece çocuklarda yapmıyor. Koca koca adamlar işte yaşlı başlı çok affedersiniz kelli felli adamlar oturmuş manga okarken, okurken işte yemeğini yiyor. Ya da ne bileyim takım elbiseli insanlar orada Switch'ini çıkarmış tık 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 tık, tık, tık bir şeyler oynuyor. Yani bambaşka bir evrende evet. onlar hakikaten. Yani Switch zaten genel olarak evet, dünyada evet. o kadar tutuldu ki dikkat ederseniz mesela Sony bıraktı mesela PSP'di, PS Vita gibi ürünleri vardı. Hiç evet. Pes etti sanki atmış gibi. Microsoft hiç evet. girmiyor bile. O kadar dominantlar kendi ülkelerinde tabii dediğiniz evet. gibi çok da yüksek boyutta oynanıyor. Herhalde şey diyorum, hani, gerçi Sony de öyle ama hani yerli malı, ucuz alıyorlar, oynuyorlar, her yere götürüyorlar. Evet. Cibe de sığıyor, çantaya da koyuyorlar. Hani o kadar değişik ki her yerde adamlar hani oturup şöyle bir yemek yiyeyim yok. Manga okuyor, oyun oynuyor, bir şey yapıyor, bir şey izliyor. Televizyonlarda animeler, billboardlarda mangalar hep bir etkileşim, bir, hı hı. bir reklam söz konusu ve ama bu sizi rahatsız etmiyor. Evet. Shibuya Meydanı'na gittik. Işıklar, renkler, pat 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 sesler, her taraftan bir ses geliyor. Hangi markete, hangi mağazaya girersiniz, girin müzikler çalıyor. Ama rahatsız etmiyor bu sizi tam tersine büyülüyor hı hı. Hani çıkasınız gelmiyor Mesela YouTube'a yazın Donkey japan diye donkiyote diye bir mağazaları var şarkısı var Aman Allahım yani otur sırf o şarkıyı dinlemek için mağazaya girmişliğimiz vardı <laughs> çok güzel çok acayip çok, yani. çok güzel gerçekten varsa fırsatınız gidin görün derim. Bakalım umarım gelecekte bir gün gideriz çocukları <laughs> yollayalım ikisini de üniversite falan ondan sonra belki bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Yani hayatımda yaptığım en doğru kararlardan biri diyebilirim Japonya'ya gitmek. Evet. Tadı damağımda kaldı İnşallah başka bir zaman başka bir şehrine daha gidebiliriz. İnşallah. Şey peki bir soru size. Bu animeleri Japonca mı izliyorsunuz kendi dilinde? Yani altında İngilizce ya da Türkçe evet. altyazıyla? De Değil mi? Doğrusu bu mu sizce? Doğrusu budur. Bulabilirsem Türkçe altyazı, hı hı. olmazsa İngilizce altyazı. Yani doğrusu budur. Çünkü onların konuşma tarzı, onların hitap tarzı o kadar farklı ki o kadar hani mesela hey diye seslenir İngilizce'de. Hı hı. Orada öyle bir şey yoktur. Orada o karakter oy der. Oy <laughs> böyle bağırır. Evet, Ama evet. o, o, o tabi İngilizce'de hiçbir şekilde hiçbir dublaj vermez. Hani o yüzden kesinlikle Japonca izlemelerini tavsiye ederim. Hı -hı. O duyguları, o sesleri kesinlikle. zaten... Japon seslendirmecileri çok meşhurdur onların. Seiyuu Seiyu deniliyor onlara. Hani onların bile Seiyu'lara özel diziler çekerler. Netflix'te şey var. The Way of House Husband diye bir anime serisi var. Hı -hı. Eski bir Yakuza ev işleri yapıyor artık. Ev erkeği olmuş. Hani ev hanımı demeyelim de ev erkeği. Kadın çalışıyor. O temizlik yapıyor. Vesaire yapıyor. O kadar popüler oldu ki o. Ve seslendirmecisi de o kadar yetenekli bir adam ki. Bu geçtiğimiz e, ay sona eren Jujutsu Kaizen'den de görev yapıyordu. Adını hatırlayamayacağım. Kusura bakmasın. Adı çok uzuncaydı biraz. E, çok popüler bir adam bu seslendirmeci. Sırf bu adama bile gittiler. Dizi çektiler. Hani o Way of the House Husband'ın live action halinde bu adamı oynattılar. Yani bayağı seviyorlar, bayağı popülerler. Evet. Hatta fanları var, takipçileri var. O adamın oynadığı, seslendirdiği bütün animeleri izleyen insanlar var. Sesleri de tanımaya başlıyorsun artık. Bir tane şey Attack on Titan'da Levi karakterini seslendiren adam bir baktım geçen bir oyun oynuyorum yine CRPG. Aynı seslendirmeci. adı bak Eşime seslendim. Senin Levi diyorum. Bak burada seslendirme yapmış <laughs> gördün mü? Burada. <laughs> <Çok Yani gülüyor> ben ben de, de tanıyorsunlar. Evet. Ben de e, Akira Kurosawa'yı yani eskiden beri severim. Filmlerini çok beğenirim. Hiçbirini şey yani başka bir dilde izlemedim. Ya o Japonca da yani ben o kesinlikle. o sinirli konuşmayı duymanız lazım yani kesinlikle. Evet. O, o siniri, o duyguyu İngilizcede yani kelime kökenleri farklı olduğu için sanırım hani o duyguyu, o yaşamıştı. İngilizcede ya da Türkçe <laughs> bile alamazsınız. Evet evet çok zor yani. Belki de en zor dillerden bir tanesi aktarmak. Yani dublajda. Öyle diyeyim. Evet. Peki. Bu arada e, Akira Kurosawa özür dilerim. Efendim. Samuray 7 e, Samuray vardır. Samuray 7. O çok Hı. iyidir Kurosawa'nın. Klasik. Onun da animesi var bir tane. Tavsiye ederim. Ha, çok animatini. değişik bir Samurai 7'i izlediniz mi? Tabii tabii. Kaç kez. <laughs> Bayağı güzeldi o da. Severim o da. Değişik bir taze yapmışlar ona da. Evet. Tam tersine gelecekte geçiyor bu sefer. Buradan anime sever arkadaşlar varsa da muhakkak tavsiye ederim. Tamam, Böyle şey, şey yapalım. Ben şeyi de tabii çok severim, Miyazaki'yi de ee, şey... Evet. O tam evet. anime diyeceğimiz şeye giriyor ama o da hani, kategorizasyonu zor gerçi ama biraz daha evet. farklı sanki onun çizim evet. stili. Onun çizimleri daha çocuksu çiziyor karakterleri. Evet. Hı -hı. Miyazaki Studio Ghibli ile çalışır. Evet, Ghibli'nin o, o tarzı bellidir yani. Direkt görürsünüz, ha, bu dersiniz Ghibli animesi. Hı -hı o zaten fantastik içeriğiyle, tarzıyla hani o da bambaşka evrenler yaratmıştır. Bu arada bir de Ninokuni diye bir oyun vardır. Şu İlk oyununu soracaktım size Ninokuni oynadınız mı diye. <laughs> Elbette ki oynadım. İkincisini evet. de oynadım ilkini. Evet. Ninokuni'nin ilkinin çizimleri de Studio Ghibli'ye aittir. Çok severim. Çok yani havasını yakalamışlar animelerin içerik olarak da. Buradan arkadaşlara tavsiye ederim. Ninokuni gayet evet. güzeldir. Oynayın arkadaşlar. Benim de muhtemelen yani e, tek oynadım yani CRPG diyeceğim Ninokuni yani ilki. E, o da sebebi işte giyibli çizimleri olduğu için ama çok evet. çok uzun evet. uzamıştı oyun. Yani oğlumla oynuyordum o zaman küçüktü, yarım kaldı falan. Hala böyle bir bir köşede duruyor ya şu oyuna bir tekrar başlayayım diye. <laughs> jrpg'ler yani çok en kısası 30 çizimleri. saat. En kısası 30 en saat az, diyelim o yüzden. Evet. Şimdi şeye, şeye dönersek e, bu Persona 3 Reload'a, e, burada şey, bunda Türkçe dil desteğiyle geliyor. E, bu sayede belki e, bizim oyunculardan oynayan olur diye düşünüyorum. da Altyazıları e, bazı yerlerde evet. eleştirilmiş. Evet. Siz bakabildiniz mi? Ya şeyi gördüm sadece hani e, ana menü orada bir e, ne yazıyordu? Yapımcılar mı yazıyordu? Bir şey yazıyormuş. Hı hemen şuradan araştırırsam ben de bir dakika karşımda zaten ha yapılandır yazıyormuş mesela ana menüde hani ayarlar daha mantıklı olabilirdi evet, ya a, da evet evet o settings otyom, yani hani Hı -hı. İçeriğini tam olarak elbette şu an bilemiyorum oynamadığım için bir yorum yapmak evet. istemem ama Türkçe olması bence çok büyük bir artı. Hı -hı. Çünkü C#ciler zaten konuşma üzerine kuruludur genelde. Evet. Yüzde, e, yani yüzde %40'ı ana hikaye ise yüzde yan görevlerse bu hani hepsinin yüzdesinin hepsinin ortalama ortası bunların hepsinden zevk alabilmek için yazıları hikayeyi o bütün yazıları okuyabilmeniz şart çünkü tamam iki karakter konuşur seslendirmesi yapılır ama daha sonra size bütün hikaye o bir kutucuk çıkar ekranda pıtı 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 yazılar geçer o yazılardadır o hikaye o detaylar o her şey oralarda anlatılır Malum bizim yani Türkiye olarak e, yabancı dil maalesef biraz sıkıntılı bir ülkeyiz. Yani insanlarımız geçiyor, izlemiyor. Bu geçme tuşu yok bu falan diyor. Atlıyorlar oraları. Evet. Yani sadece kuru kuru sıra sıra dövüşte de olmuyor olmaz, tabii ki. Olmaz tabii hikaye çok önemli parçası. Yani. Özellikle persona da dediğim gibi insan ilişkileri üzerine çok fazla yoğunlaşan bir oyun. Ya dediğim gibi okula gidiyorsunuz, ders görüyorsunuz, kulüplere katılıyorsunuz, sevgili yapmaya çalışıyorsunuz arkadaş edinip onlarla sosyal iletişim kuruyorsunuz. Bunların hepsi için ne lazım? Yabancı dil. Ama burada size bu oyun şimdi Türkçe dil desteği sunuyorsa bu altın değerinde bir fırsat. Kesinlikle. Hem türe meraklıysanız e, içeriğini daha iyi anlayıp sevebilirsiniz. E, türü çok merak edip de yabancı dil sorunundan dolayı oynayamadığınız için içeriğine girip şu an daha net bir şekilde CRPG dünyasına giriş yapabilirsiniz. Yani çok büyük bir fırsat bu açıkçası sevindim. Özellikle CRPG'ye yeni başlamak isteyen, merak eden arkadaşlar için bu inanılmaz bir fırsat diye düşünüyorum. Evet. Levent biraz oynadı oyunu. bana şey verdi geri bildirim. şeymiş. Çok iyi değil dedi tercümesi ama kesinlikle de hani oynanmayacak gibi değilmiş. Yani kötü olmadığını söyledi, idare eder şeklinde. Eee yani biraz yersiz eleştirenler varmış. İşte dediğiniz belki menüdeki şeyi görüyorlar. Hani böyle çok uygun olmayan belki çeviri. Ama genel olarak evet, yani ana evet. metin falan gayet güzel akıcı şekilde gidiyormuş Türkçe. Ee, o sebeple yani Türkçe çevirisi kötü diye düşünüp de oynamamazlık etmeyin derim ben. Ee, en azından Levent'in evet. bana geri bildirimi bu yönde. Ee, ben de bu arada yani baktım biraz. Oyun basın. derdini anlatabiliyorsa özür dilerim. Böldüm. Yok, 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 yok. Oyun size anlatabiliyorsa hikayeyi hani... Gerisini oyuncu da tamamlayabilir aslında o parçaları birleştirebilir. Evet. Ben Çünkü de... bu çok, pardon, çok özür dilerim. <laughs> bu şeylerde de biraz mevcut. Bazı hani her oyunda değil ama İngilizce çevirilerde de bunun mevcut olduğunu görüyorum ben. Bazı şeyler hani artık o kadar çok anime izlemişliğim var ki Orada karakter Japonca konuşuyor, altındaki yazı da farklı bir şey yazdığını ben bazı yerlerde fark edebiliyorum. Anlamsız mı? Hayır. Ama farklı yorumlanabilir mi? Evet. Hani o yüzden çok böyle birebir çeviri zaten İngilizcede de olmuyor Japon oyunlarında. Hani siz anlayabiliyorsanız, oyun size derdini anlatabiliyorsa bence sıkıntı yok diye düşünüyorum. Evet. Ben de yani ödev yapmak için der, <laughs> yani şey, hazırlıksız gelmeyeyim de bugün şey yaptım, yükledim oyunu. <laughs> Ben İngilizcesinde başladım. Orada şeydi, şeyi çok beğendim bir kere. Genel olarak renk teması, arka plan grafikleri falan çok hoşuma gitti. Yani güzel akıcı bir şekilde oynanıyor oyun. Oynayacağımı bilmiyorum çünkü elimde başka oyun çok birikmiş durumda. Ama yani ilk izlenimim güzeldi. Ama tabii ki yine hani klasik anime stili karakter modellendirmesi çizimi aynı. Bir yandan tabii şey hani lise ve okul muhabbeti de. Bir miktar belki çok yaşlandığım için bana çok çekici gelmiyor ama içine girersem eminim hoşlanacağım <laughs> öyle diyeyim. Ben, ben belki biraz e, çok CRPG oyunu şey olduğum için oyuncusu biraz hala ben şey arıyorum ejderha falan filan hani e, o, o, o tarz ortamlar arıyorum ama e, bir denemekte yarar var. En güzeli para yani, yani var. şöyle şöyle diyeyim hani Game Pass hizmeti varsa bedava deniyoruz. ne kadar güzel bir <laughs> olmak Canım yani, şey, taş attığında kolun mu yoruldu oluyor? Alt tarafı indireceksin. Alt tarafı, bakarsın. Evet. Zaten Türkçe Hı -hı. hani sarıyorsa bir başla. bir dene bir bak yani evet. hele ki özellikle ki anime seviyorsan hani anime bir anime izleyen bir bireysen yani bu oyun bence tam sana göre bile olabilir. Evet evet olabilir. Hani bu yüzden denenmesini tavsiye ederim. Buradaki e, o zaman tavsiyemiz şöyle olsun, e, Japonca dilinde konuşsunlar altında Türkçe alt yazı. Değil Tabii. Mi? En ideal kombinasyon. Tabii. O, o, o hani o bir yazılı olmayan kuraldır. Bir Japon oyununu Hı -hı. muhakkak Japonca oynamanız gerekmektedir. Ha şöyle diyeyim, atıyorum e, bir oyun hani Japon yapımıdır, Capcom oyunu mesela. Hı -hı. Ama Final Fantasy'den Final Fantasy'den örnek vereyim. Evet, evet, bu da normalde Square Enix oyunu ama hani bu oyun Japonya ile bir alakası olmayan bir seri yani içeriği hı -hı, bakımından hı. E, karakterleri, teması bakımından. daha evrensel. Evet, aynen dediğiniz gibi daha evrensel. Hani bu oyunu İngilizce oyna, sıkıntı yok. Hı -hı. Ama Like a Dragon gibi işte yakuzaların olduğu bir oyun, Persona gibi Japon okuluna gittiğiniz, hı -hı, Japon insanlarla hı -hı. konuştuğunuz oyun ya da minimum başka Japon karakterlerin diğer Japon karakterlerle iletişimi geçtiği bir oyun varsa hani yazısı sözlü kuraldır. Japonca oynayın. Muhakkak. Kesin. Ee, işte, tabii şu an siz daha bakamamışsınız. Yani detaylı bakmaya zamanınız olmadı ama mu muhtemelen hani şöyle bir e, şeyleri okumuşsunuzdur. Ne gibi yenilikler var diye. Orijinalle çok büyük fark var mı remake arasında? Ee, yani ya, e, orijinalini evet. oynayan kişiler tekrar oynamalı mı? Bir de o açıdan bakalım. Hikayesini ve e, mekaniklerini biraz inceledim. Çok büyük bir fark yok. Hı hı. Hani cilalanmış ev, illaki gameplayde hani yeni özellikler eklenmiştir. Daha detaylı bakamadım. Hani görüntüsü evet çok daha farklı. Çok daha e, günümüz yeni nesil konsollarına uygun. Ben bu oyunu oynadığımda tabii PlayStation 2 dönemi, PlayStation 2 grafiklerinde oynadım. Grafikler bayağı bir güzel bir çağ atlamış diyebilirim. Oynadığı birlikte tabii sıra taban mekanizmasını korumuş. Yine karakterler vesaire hani 3-5 incelik katılmış. O farklı o kendini fark ettiriyor. Daha bir estetik hale getirilmiş dövüşler vesaire. Ama hani bambaşka iki oyun değiller. Hı -hı. Ama aynı oyunda değiller. Evet. Hani denge tutturulmuş. Şey gibi değil en azından. Last of Us 1 e, çıktı. 3 sene sonra remasteratını <laughs> yapıp <laughs> süreli gibi bir şey değil. Daha güzelce ne elden geçirilmiş. Kontrolleri daha PlayStation 5'e ya da işte günümüz nesil oyun şeylerine, gamepadlerine uygun hale getirilmiş. Gayet de şık durduğunu söyleyebilirim. Evet. Ee, bayağı ciddi yıl farkı var bir de zaten. Yok. Yani de, yani... Ee, yoksa hani 2006-2007 gibi çıktı Persona, Persona'nın evet, abi, ilk oyunu. 15 yılı açmış yani. 2006 evet Persona 3 2006'da bir de Persona 3 Fest diye bir 2007'de oyun çıkmıştı. Hani aynı oyun ama daha sonrasına da biraz daha hikaye eklemişler. Evet. Hani Persona 3'ü oynayan Persona 3 Fest'i de oynamış gibi sadece işte o bir sonda ay geçti galiba bak adını yanlış hatırlamıyorsam bir e, robot karakterimiz var. Onun da ön planda olduğu bir hikaye mevcut. Hı hı. Onun dışında dediğiniz gibi kaç nereden baksan 18 sene ediyor. E 18 sene olmuş çıkalım. Yani en az iki jenerasyon geçmiş. Yani şey konsol evet, şey evet. Falan açısından bakarsak yani çok ciddi Kesinlikle. teknoloji farkı. Eee evet. bu remake'e hayır diyemiyoruz. Çünkü yerinde ama Yok. işte o Last Kesinlikle. of Us falan yani hiç olacak şeyler de ee, bilmem ee, en son mesela şeyi açıkladılar. Ee, yine Sony Play şey oyunu, e, exclusive oyun ee, Until Dawn diye bir oyun vardı. oynadınız mı? Evet, oynadım. On, on, on... Eşim de çok... beraber de çok var. Çok da güzel oyun. Hani çok da güzel oyundu. E, çok nispeten eski oyunda sayılmaz. Hı hı. Bir önceki jenerasyon. Zaten bir trailer de yayınlandı. Hani bir fark ben görmedim. Evet. O bir, bir trailer yayınlandı ama hani ne gibi bir değişiklik olabilir? Orada bu... Herhalde Last of Us gibi bir şöyle bir şöyle cila <laughs> bize sunacaklar sanırım. Burada olay e, şey e... Tamamen ticari şimdi Last of Us'ta da aynı taktik vardı. Yani dizisi tabii, tabii. çıktığı için dizeye paralel tabii. şekilde hani diziyi izleyen oyuna dönüp oynadığı zaman ilk Last evet. of Us oynamasın cilalı haline oynasın diye. Burada da aynı mantık evet. var. Yani PlayStation 3'e çıkarttın, Remastered'ı yaptın 4'e çıkarttın, Remake yaptın 5'e çıkarttın. Yani hayırlı evet. işler Allah evet. bereket versin. Evet yani işte <gülüyor> <gülüyor> bu, bu tip şeyler çok yani para vermemek lazım evet. diye düşünüyorum ben yani. Evet. Fazlasıyla Tabii, ticari abi. ne Rezident evleri ne güzel eski Hı -hı. oyunları evet. aldığı, kamerasını değiştirdi Hı -hı. gayet farklı bir tarzda sunduğu hani o tarz bir şey yapamazsın ki bu oyunlara. Last of Us'a zaten yeni ne yapabilirsin? Evet. Değiştiremezsin. Öyle. Onunla uğraşacaksın. Last of Us 3 yap, insanları sevindir. Evet. He benim en, azından en, en eleştirdiğim benim. odur. Yani bu remake ile uğraşacak insan gücünü al, yeni ip ya da last of us 3 ile uğraştır işte maalesef ama e, bu geliştiricilerin kararı değil tepedeki büyüklerin kararı oluyor Tabii canım yani patron diyordur <laughs> az çok ya şu oyunda bir el atın hadi şöyle bir evet. cukkayı dolduralım biraz yani... cepleri dolduralım hani ha ben almadım mı aldım <laughs> yani baktım bende bir versiyonu mevcuttu 150 lira diyor yani 150 lira ne ki aldım ben de, ben o, de. oynar mıyım <laughs> <laughs> Büyük ihtimalle oynamayacağım ama aldık bulunsun hani çıkmış evet. ucuz da fiyatı. Şu an oynuyorum yani ben yarın bir gün bakarsın. yani o oynamadığım <laughs> için şey ikiyi yani o yüzden sıfırdan oynuyorum gayet iyi. Yarın bir gün bakarsın bir arkadaş bir eş dost gelir ya yani Last of Us varmış falan al derim remastered oyna. <laughs> evet, Remake remastered bilmem ne versiyonunu oyna derim. Hani. 150 lira oldukça hayır demeyiz ama maalesef değil işte diğerleri. <laughs> o da olmuyor özellikle bu sıralar çok zam gelince. Çok. Gün açtı, ona zam, şuna zam Hı -hı. derken ay 150 lira nerede bulacağım bir daha last of Us? aldık evet, yani. Evet, evet. Bildiğimiz halde, daha yeni oynadığımız halde. Evet. Ee, hocam şey, eee sohbetinize doyum olmuyor. ama şey yapalım hani bu videoyu da çok şey yapmamak için bir so toparlamaya çalışalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ee, çok teşekkür ederim. Hani Çen'im biraz düşük düştüyse ne, ne soramadım. Ne ben büyük keyifle dinledim sizi. <laughs> CRPG hani benim can damarım Hı -hı. diyebilirim oyun konusunda. Ee, Level dergisinde de beni genelde CRPG Japon oyunlarında yazarken <laughs> görürsünüz. Hı -hı. Editörlerimize de derim hani şu o Japon oyunlarını başkasına verirseniz küserim, Hı -hı. darılırım diye. Hı -hı. Ha, ha işin sıkıntısı da şu, e, Japon oyunlarının kodunu almak da gerçekten çok zor. Hani nedense ülkemize kod göndermiyorlar. Like a Dragon Infinity World mesela Sega yani bilmiyorum ne garezi var bize kod bir türlü yollamıyor. Genelde kendi cebimden alırım hı hı. ki acımam yani. Çıktı oyun 12'de 26 Ocak saat 00.00'da satışa sunuldu PSN Store'da. 00.00.01'de benim kütüphanedeydi. Şahane. Oyunu al. Bu, bu ay zaten şey çıkacak. Like a Dragon Gaiden incelemem görebilirsiniz. Hı hı. olarak da. Bir sonraki sayıda da Like a Dragon Infinite Wealth yazım olacak. Bakalım artık belki bir sonraki sayıya Persona 3 Reload yazısıyla da karşınıza çıkarım. Şey, Levelen peki şeyi var mı? Web sayfasından da okuyabiliyor muyuz? Yoksa sıfır şey mi satılıyor? Yani normal kitapçıda mı satılıyor? Böyle kitapçıda satılıyor ama eski yayınları yüklüyorlar diye biliyorum. Hı -hı. Yine de yanlış bir şey söylemek istemem. Evet. Güncel sayılar kitapçılarda ya da Hı -hı. e dergide, e dergiliklerde <laughs> e -dergi okuyabilir. Tamam. Aynen. Ama eski sayıları, daha eski sayıları yüklüyorlar diye biliyorum. hı, hı tamam. Ben ilgili linkleri Videonun altına koyacağım. Aynı zamanda anime inceleme sayfanızı da tavsiye ediyorum. Eee izleyeceğimize bir bir, bir bir bakın derim. <laughs> Old School e, yazıyı okumayı, inceleme okumayı seven anime severlerimiz varsa buyursunlar, gelsinler. Arşivimiz bir hayli geniştir. En eski yazımız bu 1967 yapım e, Atak One adlı voleybol animesidir. Güncele kadar birçok anime serimizi inceledik. Hı hı. Ee, en ufak bir ilgi bile çekebilirsek bir kişiyi merak uyandırıp animeyi başlatabilirsek o bile bize yeter zaten. <laughs> ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben ee, teşekkür ederim oyunlarımız çok, için. Çok çok sağ olun Rafet hocam. Ee, umarım belki ileride bakarsınız <laughs> oyunlara da dalıp sizle şey yapabilirim, telefon edebilirim Şurada takıldım ne yapacağım Tabii, falan. Tabii istediğiniz. <laughs> olsun, anime olsun, live action serileri olsun. Yani muhabbeti açayım. Teşekkür evet, ederim. Evet, aynı zamanda e, Levent arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. E, evet, ona da teşekkür ederiz vesile Biz, bizi, olduğu için. bizi bir araya getirdiği için. E, evet. 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 Kendinize iyi bakın. O zaman iyi geceler diliyorum size. Bunu tabii Çok sabah yükleyeceğim Umarım izleyicilerimizin <laughs> hoşuna gitmiştir. Ve Persona 3 reloadu da. Umarım olmuştur. Biraz heyecanlandım evet. yine. Kusura bakmayın. <laughs> hani bu tarz konulara yabancı gibi. Hani yardımın bir faydam olduysa ne mutlu bana. Evet. Çok sağ olun tekrar. Evet görüşmek üzere. izleyeceğimizi de alasma aldık diyorum. Bir başka tamam. videoda görüşürüz.